Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Twitch'te bizim için büyük bir problem olan telifli müziklerin üstesinden nasıl geleceğiz? Bununla alakalı olarak Twitch'in bize sunmuş olduğu Soundtrack by Twitch programını nasıl kurabiliriz? Nasıl telifsiz müzikler dinleyebiliriz? Bunu göreceğiz. Lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve kafanıza takılan her şeyi aşağıda yorumlar kısmında sormayı unutmayınız. İzleyicilerimizin %94'ü abone olmayan kullanıcılar ve bu beni gerçekten çok üzüyor. Şimdi uzatmadan hızlıca uygulamaya geçiyoruz. Evet arkadaşlar, öncelikle ekranda da gördüğünüz gibi Soundtrack by Twitch uygulamasını bilgisayarımıza indirmemiz gerekiyor. Bu sitenin linkini açıklama kısmında sizlere belirteceğim. Siteye girdiğinizde hemen Soundtrack'i edinin tuşuna tıkladığınızda gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde inmeye başlıyor. Hızlıca uygulamanın kurulumunu yapıyoruz. Yükle diyoruz. Gerekli izinleri verdikten sonra gördüğünüz gibi uygulamamız açılıyor. Direkt benim Twitch hesabım bağlı olduğu için buradan devam et diyorum. Bağlan dediğim zaman karşıma ekranda gördüğünüz gibi bir kod çıkıyor ve bunu etkinleştir diyorum. Etkinleştirdikten sonra yetkilendir diyoruz. Gördüğünüz gibi programımız yüklendi. Welcome to Soundtrack diyoruz ve başla tuşuna tıklıyoruz. Biz bunu şu an OBS için kuracağımız için ben buradan OBS'i tıklıyorum ve başla diyorum. Ses yapılandırması için yayın yazılımı eklentisi için de yükle diyorum ve ileri tuşuna basıyorum. Uygulamaya devam et diyorum. Gördüğünüz gibi uygulamamız açıldı. Şimdi OBS'te yapmamız gereken ayarlara geldi. Evet arkadaşlar, OBS ayarları için de ses karıştırıcısı kısmına sağ tıklıyoruz ve gelişmiş ses özellikleri kısmına giriş sağlıyoruz. Gördüğünüz gibi burada benim tüm ses kanallarım gözüküyor. Masaüstü sesim, mikrofonum ve Soundtrack by Twitch uygulamamız da burada gözüküyor. Burada yapmamız gereken ayarlar sizde ilk başta bu şekilde gelmeyebilir. Hepsi tikli olabilir. Mutlaka ses kanallarını ayrı ayrı ayırmanız gerekiyor. Çünkü bu uygulamanın yaptığı şey aslında bu uygulamanın içinde telifli müzikler de var. Bu telifli müzikleri ayrıştırmak. Yani biz burada müzik çalarken bizim canlı yayınımıza müziğimiz gidecek. Fakat yayın geçmişinde ve alınan kliplerde bu müzikler silinecek. Bu uygulamanın tam olarak sağladığı şey bu. Bizim telif yememizi bu şekilde engellemek. Şimdi burada yapmamız gereken ayar şu olacak. Masaüstü sesiniz da sadece birde tikli olacak. Yani sadece masaüstü sesimiz birinci kanaldan çıkacak. Mikrofonumuz birinci ve altıncı kanaldan çıkacak. Ve Soundtrack by Twitch uygulamamız da sadece altıncı kanaldan çıkacak. Yani OBS altıncı kanalı ayrıştıracak. Mantıken bu. Eğer sizde bunların haricinde başka ses kanallarınız varsa, mesela capture kartınız vardır, game capture'ınız burada ayrı bir şekilde yer alır. Bu üçünün haricinde olan tüm eklentilere de birden 6'ya kadar hepsini tikli yapmamız gerekiyor. Burada önemli olan bizim masaüstümüz, mikrofon sesimiz ve Soundtrack by Twitch eklentileri. Tekrarlıyorum. Masaüstünde sadece birinci parçamız etkin olacak. Mikrofonumuzda birinci ve altıncı parçamız etkin olacak. Diğer tikleri kaldırıyoruz. Soundtrack by Twitch uygulamasında da sadece altıncı ses kanalımız tikli olacak. Kapat dedikten sonra, burayı da açık bıraktıktan sonra bizim yapmamız gereken başka hiçbir şey kalmıyor. Kurulumumuz bu kadar basit. Sadece uygulamamızı açıp buradan istediğimiz tarzda müziğimizi açıp yayına vermek. Uygulamanın gelişmesi gereken çok fazla yer var. Mesela dinlediğiniz parçaya geri dönemiyorsunuz. Burada beğendiğiniz parçaları listeleyebileceğiniz bir yer yok. Biraz random gidiyor müzikler. Buradan sadece müzik tarzınızı seçiyorsunuz. O kadar. Ama hiç değilse teliften mahrum oluyoruz. Telife yakalanmıyoruz. Gönül rahat ile müzik dinleyebiliyoruz. Uygulamanın kurulumu bu kadar basit. Ve uygulamanın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Soundtrack by Twitch uygulaması ile telifsiz müzikleri yayınlarımızda dinleyebiliriz. Daha uygulamanın geliştirilmesi gereken çok fazla yönü var ama şu anlık bizleri idare edecektir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen kanala abone olmayı, videoya yorum yapmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Ve ileride gelecek tüm videolarımdan haberdar olmak isterseniz de şurada bir yerdeki o zil ikonuna tıklamanız yeterli olacaktır. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.